ekranlarından bizi seyreden herkese merhaba. Paha Biçilemez İstanbul'un bu bölümünde Haliç sahillerinde dolaşacağız. Haliç'e geçmişte Haliç'i Dersaadet demişler. Dersaadet İstanbul'un eski adı. Yani Dersaadet'in körfezi olarak adlandırılmış. Ve burada birbirinden güzel semtler bulunuyor. Öncelikle Cibali'ye gideceğiz. Cibali'nin adı ise Fatih dönemi kahramanlarından biri olan Cebali'den geliyor. Sonrasında yolumuz Fener'e düşecek. Fener'in adı ise Fanaryot Rumlarından kaynaklanmakta. Bugünkü yolculuğumuzu Balat'ta noktalayacağız. Balat'ta geçmişte bir Bizans sarayı varmış. O yüzden de Palatyon demişler saray anlamında. Palatyon da zaman içerisinde Balat'a evrilmiş. Gelin isterseniz yolculuğumuza birlikte başlayalım. Atatürk Köprüsü'nden Unkapanı istikametine giderseniz sağ tarafta dev bir bina karşınıza çıkar. Burası 1884 yılında yapılan Cibali Tütün Fabrikası. Fabrika 1925 yılında millileştirilmiş. 1995 yılında ise faaliyetlerine son verilmiş. Şu anda ise özel bir üniversite olarak karşımıza çıkıyor. Binada çok başarılı bir restorasyon yapıldı. Dolayısıyla Avrupa'daki önemli bir restorasyon ödülünü de aldı. Yani Europa Nostra ödülünü. Yüzyıldan kalma bir Osmanlı yapısını da içinde barındıran Rezenhas Müzesi'nde 1100 parçalık bir Urartu takı koleksiyonu var. 74 kemer ve kemer parçalarının da olduğu bu koleksiyon ziyaretçilere açık. Hemen müzenin yan tarafında ise 11. yüzyıldan kalma muhteşem bir Bizans sarnıcı bulunuyor. Sarnıç daha önce tütün fabrikasının deposu olarak kullanılmış, 2. Dünya Savaşı'nda ise erzak deposu olarak görev yapmış. İstanbul'un tarihi yarımadası 20 kilometre uzunluğundaki surlarla çevrili. Bu surlar yaklaşık olarak 1600 yıl önce yapılmış. Surlar ikiye ayrılıyor. Kara surları ve deniz surları. Şu anda arkamda Haliç'te bulunan deniz surlarını görüyorsunuz. Surların bazen yükseklikleri burada 10 metreyi bulmuş. Surların arasında Haliç'te 20 civarında kapı var. Hemen arkamda ise Cibali Kapı'yı görüyorsunuz. Cibali Kapı'nın girişinde ise çok meşhur bir karakol var. Tiyatrolara bile konu olan Cibali Karakolu. Ben 8 sene erken polis yaptım be. Sabah indi kilom abi istasyona. Haydi gelen trene selam. Giden trene selam. Akşama kadar el durmuyor. Bu el alışıyor böyle, eve giderken dolmuşa selam, otobüse selam. Orada bitse yine razıyım. Sabaha kadar kendi yorganımı kendim açıyorum kapıyor. Kendim açıyorum kapıyor. Tarihimiz 29 Mayıs 1453, İstanbul'un fethedildiği gün. Fatih'in Bursa subaşısı Ali Cebe Bey, buradaki surun kapısını kırdırtarak orduları içeriye sokmuş. Dolayısıyla da zamanla halk buraya Cibali adını vermiş. İstanbul'da Bizans döneminde yapılıp daha sonra camiye çevrilen 20'den fazla eser var. Bunlardan en güzellerinden bir tanesi de Cibali'nin hemen yakınındaki Küçük Mustafa Paşa'da bulunuyor. Adı Gül Camii. Gül Camii geçmişte Aya Teodosia Kilisesi olarak adlandırılmış. Bu
heybetli Bizans Kilisesi muhtemelen 9. veya 10. yüzyılda yapılmış. 1490'larda camiye dönüştürülmüş. Adının Gül Camii olmasının ilginç bir hikayesi var. Azize Teodora'nın isim günü olan 29 Mayıs 1453'te büyük bir kalabalık toplanmış ve güllerle süsledikleri kilisede Osmanlılar şehri almasın diye dua etmeye başlamışlar. İstanbul'un fethi tamamlandığında askerler içeri girip gülleri görünce şaşkınlığa düşmüşler. İsim konusunda bir başka rivayet Gül Baba adındaki evliyanın burada gömülmüş olabileceği yönünde. Bazıları da şehir surlarını savunurken öldüğü söylenen ama naaşı bulunamayan son Bizans imparatoru 11. Konstantin Dragases'in burada gömülü olduğunu söylüyor. Gül Camii'nin yakınında 2. Bayezid'in sadrazamı Mustafa Paşa'nın yaptırdığı hamam şehirdeki en eski hamamlardan biri olma özelliğini taşıyor. Şu anda ise restorasyonu yapılıyor. Ara sokaklarında paha biçilemez sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Burası ünlü bir sanatçının Cahide Erel'in stüdyosu. Ve stüdyosu aynı zamanda dizilerde de mekan olarak kullanılıyor. Bazen de değişik sergilere ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da eskiden ciddi bir Rum nüfus varmış. O dönemde şehirde yaklaşık 60 tane Rum okulu bulunuyormuş. Bugün ise sadece 5 tanesi kalmış. Hemen arkamdaki Maraşlı Rum Okulu 1904 yılında yapılmış ve o da kapanan okullardan biri. Fener Rum Lisesi ise hala eğitimine devam ediyor. En son kapanan Rum Okulu Kadıköy Rum İlkokulu oldu. Bir tane öğrenci kalmıştı. Öğrenci okulu birincilikle bitirdikten sonra okulu kapattılar. Ana caddenin bir paralelinde Fener Rum Patrikhanesi yer alıyor. 1600'lü yıllardan beri patrikhane binası burada. Hemen girişte 3 tane kapı var ve arkamdaki kapı orta kapı, yani ana giriş kapısı. Fakat 1821 yılından beri kapalı. Nedenine gelince 1820'li yıllarda Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda isyanlar çıkıyor. Ve isyanlardan dönemin patriği 5. Gregorius'u sorumlu tutuyorlar. Ve tam bu kapının önünde patrik asılıyor. O günden beri de bu kapıyı hiçbir zaman açmıyorlar. Şimdi yan kapıdan Patrikhane Kilisesi'nin de olduğu avluya gireceğiz. Patrikhanenin avlusunda patriklik makamı aynı zamanda kütüphane var. Buradaki binalar maalesef 1941'de çıkan bir yangında ciddi şekilde hasar görmüş. Restorasyonları ise ancak 1990'lı yıllarda yapılabilmiş. Hemen arkamda gördüğünüz Patrikhanenin kilisesi, Ayayorgi Kilisesi adını taşıyor ve 1720'li yıllarda yapılmış. Ayayorgi, Kapadokya'da doğmuş bir aziz ve içeride de ikonaları bulunuyor. Hemen Patrikhanenin kilisesinin üzerinde ise çift başlı Bizans kartalını görüyoruz.
Kilisenin girişinde Nartex yani bir koridor bölümü bulunuyor. Burada ise Ayayorgi'nin ya da yabancıların St. George dediği Aziz'in bir ikonası var. Roma ve İstanbul'da bulunan Batı ve Doğu kiliseleri 1054 yılında büyük şüphe denilerekten ayrılıyorlar. 1204 yılında ise 4. Haçlı Seferi İstanbul'a gelip şehri tamamen yağmalıyor. Bu yağmalama esnasında önemli azizlerin rölikleri yani kemikleri de Vatikan'a götürülüyor. 2005'te ise bu rölikler iade edildi ve şu anda Fener Rum Patrikhanesi'nin içinde bulunuyorlar. Bunların arasında 3 tane önemli patriğin rölikleri var. Bir tanesi Vasilis, ondan sonra Gregorios ve üçüncüsü de altın ağızlı Yuhanna'ya ait. Arkamdaki ikonostasis yani altar veya sunak gül ağacından 40 yılda yapılmış. Hemen geride bulunan kapıdan sadece dini görevliler geçebiliyor. İkonostasise baktığınızda Hazreti İsa'nın hayatından alınma sahneler var. Eğer İstanbul'daki Bizans kiliselerinin en parlak dönemlerinde nasıl göründüğünü merak ediyorsanız Patrikhane'yi mutlaka görün. Parıl parıl parlayan altın ikonalar ve diğer dekorasyon öğelerinin mütevazılığı arasındaki tezat dikkatinizi çekecek. Yan taraftaki koridorda ise tabutların içinde üç azize olan Teofani, Solomoni ve Efimya'nın relikleri bulunuyor. Bir yere götüreceğim şimdi seni. Sürprizlerle dolu, adeta bağ biçilemez bir yer burası. Kim o? Nadia Hanım merhaba. Merhaba. Biz geldik. Tamam. Şöyle geçelim. Buyurun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Şu anda çok güzel bir kilisenin avlusundayız ve çok da özel bir konuğum var. 1994'ten beri ekranlarda Ayşe Tolga. İlkokulda başladın değil mi Ayşe'cim? Yaşım çıkacak Saffet'cim şunları söyleyince. 20 senedir yapıyorum evet. Ne kadar güzel ya. Sen iyi yaşam felsefesini adeta ilke edinmiş isimlerden bir tanesisin. Ve eminim ki bu Fener'in dik ve merdivenli sokakları yürüyüşler için çok ideal. İdeal gerçekten. Eski İstanbul sokaklarını arşınlamak çok güzel. Çünkü zaten çevrenize bakarken nasıl yürüdüğünüzü anlamıyorsunuz. O yüzden spor yapmayı sevmeyenler için böyle turlar bence ideal. Hem spor yapıyorsunuz hem de kültür turizmi aslında. Moğolların Meryemi Kilisesi burası. Ve benim İstanbul hakkında her şey kitabında çok detaylı yazdım. Bir yerde. Çünkü hikayesi çok enteresan. İstersen gel kahvelerimizi içtikten sonra içeriye girelim. Tamam, çok merak ediyorum. Moğolların Meryemi Kilisesi Bizans döneminden kalıp da hiçbir zaman camiye çevrilmemiş yegane eser. Bunun da ilginç bir hikayesi var. Bak duvarda Fatih'in bir fermanını görüyorsun. Hı hı. Orijinali Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunuyor bu fermanın.
Fatih'in biliyorsun İstanbul'un 4. tepesinde çok güzel bir cami var. Hı hı. O camiyi yapan aslında Rum asıllı Hristodulos isimli bir mimar. Hı hı. Ve mimarın bir arzu olmuş sultandan. Sultanım demiş, bizim cemaatin bu kilisesi kilise olarak kalabilir mi? Ve böylelikle bu ferman verildiği için hiçbir zaman camiye çevrilmemiş. Başka bir hikaye daha var. Az sonra diye anlatacağım onu da sana. Harika. Ama öncelikle fermanın yukarısında bak ilginç bir fresk görüyoruz. Evet. Orada Aya Nikola var. Yani yabancıların Noel Baba diye bildikleri kişi bu. Aziz bu. Aziz Nikola. Fakat şimdi bakacaksın bizim bildiğimiz Noel Baba'ya hiç benzemediğini göreceksin. Hikaye çok enteresan. 1929'da Great Depression dedikleri bu buhran oluyor. Dünya ekonomisi tamamen çöküyor. Hı-hı. Ve çok büyük şirketlerden bir tanesi satışlarının çok aşağılara indiğini görüyor. Hı-hı. Satışları arttırmak için bir yol arıyorlar. Ve ne yapıyorlar? Noel Baba'yı kendi renkleriyle giydiriyorlar. Ve biliyorsun altına da bir tane kızak koyuyorlar. Ren geyikleri Jingle Bells, Jingle Bells diye Noel Baba ortalıklarda dolaşan bir figür haline geliyor. Oysa Noel Baba'nın gerçeği bu. Hı hı. Ve bizim topraklarımızda yani Demre'de eski adıyla Mira'da doğmuş. Ama gerçekten yeni yıl zamanı, Noel zamanında mutsuz insanlara yardım ettiğini ben biliyorum. Tabii tabii. Doğru tabii. Değil mi? Hikaye yardım ediyor, hediye götürüyor geliyor. Şeyle beraber. İhtiyaç sahiplerine mesela diye. Mesela 3 tane kız var, evlenemiyorlar. Çünkü o dönemde kızların drahomo vermesi lazım. Hı hı. Kızlar evde kalacak. Noel Baba ne yapıyor? Gidiyor onların evinin bacasından içeriye para kesecikleri atıyor. O yüzden de Noel Baba'nın hep bacadan geldiğine inanır çocuklar. İlginç. Amerika'nın böyle bir gücü olduğunu zaten kesinlikle biliyorduk ama bu kadar büyük bir endüstri olduğunu tahmin etmiyordum açıkçası. Gördüğün gibi imaj her şey baktığında. Gerçekten öyle. Aynı zamanda gemicilerin azizi biliyor musun? Bilmiyorum. Mesela bir böyle fırtınadan sonra sağ salim dönerlerse limana gemilerinin küçük bir modelini yapıp kiliseye hediye ediyorlarmış. O yüzden de buradaki sahnelere dikkat edersen gemileri, yelkenlileri falan da görebileceksin. Evet, onların da azizi olduğu için. Harika. Şimdi istersen gel bir de Moğolların Meryem'in hikayesini anlatayım sana. Tamam. Şöyle ilerleyelim mi alt arasına doğru? Meryem'i diye geçen aslında Maria isimli bir Bizans prensesi. Kadıncağız birazcık diplomatik olaylarda piyon olarak kullanılmış. Çünkü Moğollar hep büyük bir engelmiş, büyük bir tehditmiş Bizans İmparatorluğu için. Kızcağızı yollamışlar. Oradaki hanlardan evet biriyle evlensin diye. Tabii o zaman uçak falan yok. Develerin üzerinde yavaş yavaş gidiyormuş. Tam varmış Moğolistan'a haber gelmiş ki evleneceği adam. Yani Hülagü Han ölmüş. Bu kadar yol gelmiş demişler. Boşa gitmesin diye kızcağızı Hülagü Han'ın oğlu Abagü Han'la evlendirmişler. Hmm. Bir 15 yıl kalmış fakat koca gene ölmüş. Ve bunun üzerine başka bir Moğol'la evlendirmeye karar vermişler. Kadıncağız da demiş ki bu kadar yeter, ben memleketime geri döneyim. Buraya gelmiş ve 1261 yılında inşa edilen bu kilisede ve manastırında hayatının kalan kısmını tamamlamış. Harika. O yüzden de Moğolların Meryem'i diye ilginç bir ismi çok var kilisenin. Çok ilginç. İstanbul'da böyle bir isimli bir kilise olması da ilginçmiş. Aynen öyle. Biz şimdi tam ayin sonrasında geldik seninle kiliseye. Etrafta böyle kesif bir tütsü kokusu var. Ben de sana onu soracaktım, burnuna geldi. Lardan gelen kokuyu duyuyoruz şu anda. Sen aromaterapi konusunda uzman isimlerden birisin. Ne kokusu aldın? Buradaki günlük, yani günlük ağacı, olibanum dediğimiz, Oil of Lebanon aslında tarihteki en şeyi. Çok eski kayıtlarda bile olan aromaterapideki en kutsal yağlardan bir tanesi aslında. Günlük İngilizcesi frankincense. Oil of Lebanon gerçekten Lübnan yağı hani olarak geçiyor biliyorsun. Ve bu gerçekten kötü ruhları kovması, işte insanları çok fazla yükselmeden, çok ruhani şeylerde olmadan dünyaya bağlaması, zincirlemesi ve köklemesi için kullandığımız bir yağ. Özellikle Hristiyanlıkta ve Musevilikte çok fazla var. İlginç yani şu anda da bu kokuyu almak çok hoşuma gitti. Çünkü eğitimlerinde de hep bunu anlatırım işte bu yağ. Ve çok fazla da kullanılan şey hem Tanrı inancını, maneviyatı kuvvetlendirir. Aynı zamanda da matem duygusunda yakınlarınızı çok aniden kaybettiğinizde matemle yüzleşmeyi, onu kabullenmeyi, ölümü kabullenmeyi kolaylaştıran bir yağdır. Ay
Ayşe biliyorsun Hristiyanlıkta ikonografi çok önemli. Çocuklara dini öğretmenin en iyi yolunun resimlerden geçtiğini düşünmüşler. Çünkü o dönemde matbaa yok, kitaplar basılamıyor, sadece el yazmaları var. Mesela burada İstanbul'un kurucusunu görüyoruz. Hemen sol tarafta yukarıya baktığında Agios Konstantinos yazıyor. Yani Konstantin. Sağ taraftakinde ise Agia Eleni diye yazıyor. O da Helen diye bildiğimiz Konstantin'in annesi. Kutsal Haç'la birlikte burada betimlenmişler. Çok güzel. Haliç'in sırtlarında, Fener'in tepelerinde adeta Orta Çağ şatosu gibi duran kırmızı tuğladan yapılmış bir bina var. Çoğu zaman insanlar buranın Fener Rum Patrikhanesi olduğunu zannediyorlar. Oysa burası Fener Rum Lisesi. 1980'lere kadar Fener Rum Erkek Lisesi'ydi. Fakat hemen yakınındaki Yuvakim Yon Kız Lisesi'nde sadece 3 tane öğrenci kalınca burada karma eğitime geçtiler. Fener Rum Lisesi 1881 yılında mimar Perikles Dimadis tarafından Fransa'dan ithal edilmiş malzemeler kullanılarak inşa edilmiş. Bu devasa kırmızı tuğla bina zaman zaman Kırmızı Kale olarak da isimlendirilmiş. Okuldan Dimitri Kantemir'in de aralarında olduğu çok sayıda önemli şahsiyet yetişmiş. Burada dünyevi, Heybeli'deki Ruhban Okulu'nda ise dini eğitim verilmiş. Günümüzde İstanbul'da 1250 civarında Rum yaşıyor. Geçmişte yaklaşık 800 öğrencinin bulunduğu okulda o yüzden ancak 50 civarında talebe kalmış. Şu anda Fener'in Vodina Caddesi'ndeyiz. Burada eski bir Fener evi çok başarılı bir şekilde restore edilmiş ve semtin kadınlarına faydalı faaliyetlerde bulunuyor. İsterseniz gelin birlikte içeriye girelim. Şu anda Fener'deki Balat Kültür Evi'ndeyiz. Burada semtin kadınlarına destek olmak için çok başarılı bir restorasyon yapılmış. Ve burası benim aynı zamanda en sevdiğim kafelerden biri. Meltem Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Burada çok güzel faaliyetleriniz var. Kısaca bir anlatmak mümkün mü? Şimdi burası İş ve Meslek Kadınları Derneği biliyorsunuz. Amaç bu bölgede oturanlar hanımlara destek olmak. Yani işi ve mesleği olmayan hanımlara, işi ve mesleği olan hanımlar destek veriyor. Kadınları en çok bildiği şey yani... Bir diploması olan, okumamış bir kadının en çok bildiği şey aş yapmak, yemek yapmak. Dolayısıyla onların bildiklerini bizim profesyonelce bildiklerimize birleştirdik. Aşağıda cici bir mutfak atölyesinde bu işi buluşturduk. Onlar hem el emeklerinin karşılığını alıyorlar, yani kendileri para kazanmanın tadına varıyorlar. Hem de sosyalleşmiş oluyorlar. Biz de onlardan çok şey öğrenmiş oluyoruz bu arada tabii. Seminerler veriyoruz. İşi ve mesleği olan bizim mutfakta çalışan hanımlarımız ya da bu bölgede oturan hanımlar bir problemi olduğunda
Kadın doğum doktoruna bile soramayabiliyor. Ya da avukatla ilgili bir sıkıntısı var. Eşinle, kaynanasınla, çoluğunla, çocuğunla, toplumumuzun maalesef yarası bu. Soracak ama ya para isterse avukat diye düşünüyor. O zaman biz şöyle yapıyoruz. O hanımları çağırıyoruz. Bizde işi ve mesleği olan hanımlardan, işte avukat olan, doktor olan, onlarla haftada bir saat karşılıklı sohbet ediliyor. Bunların hiçbirinden ücret alınmıyor. Dediğim gibi biz onlara bir şeyler öğretiyoruz ama Anadolu'nun bütün kültürünü taşıdıkları için biz de onlardan çok şey öğreniyoruz bu arada. Ne kadar güzel. Bu ciddi bir sosyal sorumluluk projesi. Çok teşekkürler. Sanatçı Beyhan Gürsoy'un atölyesi Balat'ın semt değerlerinde yaşatan noktalardan bir tanesi. Yasemin Hanım merhaba. Merhaba. Burada neler yapıyorsunuz? Balat evlerinin, Fener Balat evlerinin seramikten küçültülmüş halini yapıyoruz ve boyuyoruz. Renklendiriyoruz. Buradaki değişik renkleri kullanıyoruz. Ben 2 senedir bu işin içindeyim, buradayım. Ne kadar güzel. Dolayısıyla Balat'a gönül verenler gelip burada aynı zamanda sanatsal faaliyetlere de katılabiliyorlar. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Ben bundan yaklaşık 20 yıl önce Balat turları yaptığımda çok fazla burada turistlere hitap eden dükkan yoktu. Ama gittikçe Balat'ta renklenmeye başladı ve sıra dışı dükkanlar da artık Balat'ın sokaklarında görülebiliyor. Keyifli okuyun, güzel günlerde. Ben teşekkür ederim, çok mersi. Hiç 1938 yılından kalma bir taksimetre görmüş müydünüz? Balat'ın sokakları gerçekten paha biçilemez dükkanlarla dolu. Bu dükkandaki Ahmet Usta da 61 yıldır radyo tamirciliği yapıyor. Merhaba Ahmet Bey. Merhaba. Bugüne kadar kaç radyo tamir ettiniz? Onun sayısı mümkün değil. Bilemiyorsunuz. Bilinemez. Ne kadar güzel. Nasıl başladığınızı sorsam radyo tamirciliğine? İşte 1953'te abimin yanında başladım. O seneden beri bu işle uğraşıyoruz ama uzun seneler ara verdik, televizyona döndük. Siyah beyaz televizyonlar başladığı zaman biz televizyon tamirine geçtik. Çok güzel. 2 sene önce ben iş yerimi bıraktım. Rafet Bey de bu işlerle uğraştığı için Rafet Bey'e arada bir gelip yardımcı oluyorum, devamlı değil. Bu işi bilen artık çok az. Haklısınız. Evet, bizim nesil tükendi. Aman siz yaşamaya devam edin. Biz son nesiliz. Allah uzun ömür versin. Çok teşekkür ederiz. Olduğu yerde geçmişte büyük bir saray kompleksi varmış ki Tekfur Sarayı da bu kompleksin bir parçası. Ve bu bölümde o dönemde sarayın ahırları yer alıyormuş. Balat'a aynı zamanda 15. yüzyılda özellikle Museviler yerleşmiş. Bu bölgede Makedonya'dan gelen Museviler yaşamış. O yüzden de ara sokaklarda birbirlerinden ilginç sinagoglarda görebiliyorsunuz. Benim hemen arkamda Yambol Sinagogu var. Yolun biraz devamında ise İstanbul'daki en eski sinagog olan Ahri'de karşınıza çıkıyor. Geride kalan sokak ise çok enteresan. 2 bölümden oluşuyor. Burası Çıfıt Çarşısı, yani Yahudi Çarşısı. Çünkü eskiden buradaki esnafın çok büyük bir kısmı Museviymiş. Ama 1948'de İsrail kurulduktan sonra nüfusun büyük bir kısmı İsrail'e göç etmiş ya da buradan şehrin farklı tarafına taşınmış insanlar. Günümüzde Türkiye genelinde 20 bin civarında Musevi bulunuyor. Ne kadar? 150 lira mı bunlar? Oo, ne kadar güzelmiş. Teşekkürler.
Muzaffer Usta merhaba. Merhaba. Ben Gökçe Adalı olduğunuzu biliyorum. 65 yılından beri buradasınız değil mi? Evet. Ve hep bu ticareti mi, bu işi mi yaptınız? Benim işim, zanaatım bu. Zanaatınız bu. Ayakkabı tamirciliği yapıyorsunuz. Çok benden güzel. Benden başka da usta arama. Sizden başka da usta yok. Yok. Çok güzel. Zaten evet. 80'li yıllara kadar da burası evet. sanayi merkeziydi. Evet. Haliç boyunca fabrikalar 80'den vardı. 80'den sonra zaten yıkıldı buralar. Doğru, çok farklı yıkıldı. Bir kimliğe büründü. Tabii. Kolay gelsin diyoruz, çok sağ ol, teşekkürler. Teşekkürler. Allah razı olsun. Sizden de. Bugün Cibali, Fener ve Balat'ın ara sokaklarında gizlenmiş olan paha biçilemez yerleri gösterdik. İstanbul sürprizler şehri. Her köşesinde ayrı bir sır gizliyor. Bir sonraki programımızda İstanbul'un ara sokaklarında tekrar kaybolabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. We'll be right back.